Herkese merhabalar. Şu aralar evcil hayvan sahiplenme oranında ciddi bir artış oldu ve birçok insanın kafasında benzer sorular var. Kedi mi sahipleneyim, köpek mi sahipleneyim, hangi evcil hayvan benim için daha ideal? Bu konuyu Lola ile beraber ele alalım dedik. Size kedili evdeki yaşamın artılarını ve eksilerini anlatmak istiyorum birinci elden. Şimdi biliyorsunuz ev paylaşmak zor. Her ne kadar bu kadar tatlı suratlı bir tüy yumağı olsa bile. O yüzden her zaman hayat toz pembe değil, eksilerden de bahsedeceğim. Ama öncelikle artılarla başlıyorum. Bu arada annem Lola için fincan yapmış. Burada Lola da yazıyor. Artık hep fincanı kullanıyorum. Şimdi hemen ilk başta pozitiflerle başlıyorum. Gördüğünüz üzere çok iyi bir arkadaş, çok iyi bir yoldaş oluyor kediler. Kedilerle birlikte vakit geçirmek oldukça keyifli. Arkadaşlık ihtiyacınızı, yalnızlık hissinizi gidermeniz konusunda kediler çok büyük bir destek sağlıyor. Burada önemli bir noktanın da altını çizmek istiyorum. Kediler bizim duygularımızı, üzgün olduğumuzu, mutsuz olduğumuzu yüzümüzdeki ifade eden mimiklerimizden anlayabiliyorlar. Ve biz üzgün olduğumuzda, mutsuz olduğumuzda bizi eğlendirmek için, neşelendirmek için kendince bir takım oyunlar yapıp veya kucağımıza kıvrılıp sevgi gösterisinde bulunabiliyorlar. Bu da zaten ikinci maddemdi. Kediler çok güzel sevgi veriyor. Ama kedilerin verdiği sevgiyle köpeklerin verdiği sevgi birbirinden çok farklı. İki farklı sevgi kategorisi olarak düşünebiliriz bunu. Bunun dışında üçüncüsü, kediler sağlığımıza iyi geliyor. Birçok yönden iyi geliyor. Birincisi, stres ve depresyonla baş etmemizde kediler gerçekten bir numara. Gerçekten evdeki kedinin varlığı stresi düşürüyor, bizi sakinleştiriyor, depresyondaysak çıkmamıza yardımcı oluyor. Onun dışında uyku kalitesini arttırıyorlar. Kediyle beraber uyuduğumuz zaman çok daha kaliteli uyuyoruz. Bu arada özellikle yurt dışında yaşlıların bakım evinde çalışan emekçi kediler de var. Özellikle yaşlıların çok böyle sağlık sorunu olan, çok hareket edemeyen yaşlıların kucağında yatıp onlara sevgi veren kediler de var. Bunu da belirteyim. Sağlıktan devam edecek olursak kalp hastalıklarına iyi geliyor, ağrılara iyi geliyor. Özellikle çocukların bağışıklık sistemini kuvvetlendirmeye kediler çok faydalı. Özellikle bir yaşın önce kedilerle yaşamaya başlayan çocuklarda alerji çok 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 düşük oluyor. Bunlar ve benzerleri gibi bir takım sağlık sorunlarında kediler bize yardımcı oluyor. Ayrıca kediler çok da eğlenceliler. Dördüncü maddemiz, kedilerle hayat çok eğlenceli olabiliyor. Zaten böyle olmasaydı internetteki kedi videoları da bu kadar fazla seyredilmezdi. Bir diğer maddemiz, eğer bir apartman dairesinde veya küçük bir evde yaşıyorsanız kediler çok daha uygun canlılar böyle bir yerde beraber yaşamak için. Köpekler genelde daha büyük alana ihtiyaç duyuyor. Özellikle bahçeli eve, dışarıya çıkmaya, koşmaya, hava almaya ihtiyaç duyuyorlar. Ama kediler bu noktada çok pratik. Bir apartman dairesinde beraberce rahat rahat yaşayabiliyorsunuz. Ayrıca kedilerin bakımı görece olarak daha kolay. Köpekleri günde 2 veya 3 kere en azından dışarıya çıkarmanız, tuvaletini yaptırmak için gezdirmeniz gerekiyor. Kedilerde öyle bir durum yok. Tuvaletini, kumunu gösterdiğiniz takdirde zaten oraya tuvaletini yapıyor. Aynı şekilde mama konusunda kedinizin mamasını sabahtan koyduğunuz takdirde acıktıkça gidip yiyor, doyduğu noktada bırakıyor. Yani köpek gibi çatlayana kadar yiyeyim demiyor. O yüzden de mama konusunda çok daha esneksiniz, çok daha rahatsınız. Şimdi devam edecek olursak. Bunun dışında kediler kokmuyor. Köpeklerin bazen kendine has hafif bir kokusu olabiliyor. Ama kedileri kokladığınız takdirde hoşlanmadı. Kedilerde hiçbir koku olmuyor. Eğer tuvaletinde temiz tutarsanız kediyle bir koku problemi yaşamazsınız. Ama köpeklerde bazen koku durumu olabiliyor. Ayrıca bu minik minnoşlar oldukça sessiz. Çok gürültü çıkarmıyorlar. Havlayıp bağırıp çağırmıyorlar. Bazen hafif de olsa miyavlama sesi çıkarıyorlar ama o da çok fazla değil. Yani apartman içerisinde komşularla gürültü problemi yaşamazsınız eğer bir kediniz varsa. Köpek de bazen maalesef ister istemez havlamayla ilgili komşulardan şikayet gelebiliyor.
Bu arada lütfen yanlış anlaşılmasın. Bütün hayvanları çok çok seviyorum. Köpekleri de seviyorum. Hani köpeğe karşıymışım gibi yanlış anlaşılma olmasını istemiyorum. Sadece kediyle köpeğin birbirinden farkını anlatıyorum. Bir de bu minikler evde böcek savar. Eve giren her türlü sinek, böcek, varsa fare. Mutlaka yakalıyorlar. Ellerinden kaçmıyor. O yüzden evde böcek problemi de yaşamazsınız. Bu arada İngiltere'de yapılan bir araştırmada kedi sahipleri daha zekiymiş ve çoğunlukla üniversite mezunu oluyorlarmış. Bilmiyorum, ben araştırmanın yalancısıyım. Kesinlikle araştırmadan gelen bilgiyi söylüyorum. Şimdi kedileri bu kadar övmek yeter. Biraz da kötü özelliklerinden, kötü yanlarından, evde kediyle yaşamanın negatifliklerinden bahsedelim. Birincisi tüy. Kediler özellikle dönemsel olarak, yani yazdan kışa geçerken, kıştan yaza geçerken daha fazla tüy döküyorlar. Ama 365 gün tüy döküyorlar. Özellikle böyle uzun ve ince tüylülerse daha da çok gözüküyor. Beyaz renkli tüyleri varsa koyu renkte her zaman gözüküyor. Evde tüy oluyor, kıyafetlerinizde tüy oluyor. İkincisi, kediniz varsa eğer her canlı gibi oda tuvaletini yapıyor ve her gün düzenli olarak tuvaletini temizlemeniz lazım. Tamam, köpeği dışarı çıkarıyoruz 2-3 kere, tuvalet için gezdiriyoruz. Ama kedimizin de tuvaletini temizliyoruz. Hem hijyen için hem kedinin rahatı için temiz tuvalet kullanmak istiyor çünkü temiz canlılar. Hem de evin kokmaması için. Şimdi geliyoruz bu canavarların üçüncü negatif yanına, mobilyalarınız. İster istemez mobilyalarınız biraz hasar görebiliyor. Koltuklar, halılar, bazen perdeler, bazen evdeki bitkiler, bu minik canavarlar, bu masum yüzlü minik canavarlar tarafından tırmalanabiliyor. Bunun için tırmalama tahtası, tırmalama matı alabilirsiniz. Kedinizin tırnaklarını kesebilirsiniz, kestirebilirsiniz. Ama bu da her zaman çözüm olmuyor. Mobilyalarınızın zarar görme ihtimali olduğunu aklınızdan çıkarmayın lütfen. Şimdi geliyoruz işin dördüncü maddesine, masraf kısmına. Kedilerin de köpeklerin de bir takım masrafları mutlaka oluyor. Veteriner gibi, mama gibi, aksesuar gibi. Kedi, köpek, herhangi bir canlıyı sahiplenmeden önce bu masraflara sizin bütçeniz uyuyor mu, uymuyor mu onu da göz önünde bulundurmanız önemli. Şimdi biraz önce dedim ki evde kediniz varsa çok daha kaliteli uyuyorsunuz. Ama evde kediniz varsa kediniz sabaha karşı kendi istediği bir saatte uyanıp oyun oynamak isteyebiliyor veya karnı acıkıp sizi kaldırabiliyor veya gelip yatakta sizin üzerinize zıplayabiliyor. Uykunuzu bölme ihtimali de var, bunu da söyleyeyim. Böyle özellikle bebekken bir gece kuşuydu. Gece boyu hareketli canavar, gündüz uykucuydu. Bu da biraz içgüdüsel bir durum çünkü kediler gece güneş batarken, sabah güneş doğarken özellikle daha aktif oluyorlar. Bir de gece daha avlanan canlılar oldukları için ve avcı oldukları için gece hareketli aktif olabiliyorlar. Yani uykunuzu özellikle bebeklik döneminde böyle biliyorlar. Şimdi Lola büyüdü, olgun bir genç kız oldu ve benim uyanmamı bekliyor. Sabahları görüyorum, uyanmış olsa bile ben uyanana kadar sessiz sessiz oturuyor. Yani bir süre sonra sizin saatlerinize alışıyor, merak etmeyin. Şimdi bir diğer önemli maddeye geliyorum. Seyahat. Eğer çok sık seyahat ediyorsanız, çok sık evin dışında kalıyorsanız, kedi sizin için doğru bir yoldaş, doğru bir ev arkadaşı olmayabilir. Çünkü kediler seyahat etmeyi genelde sevmiyorlar. Evlerine daha bağımlılar. Evlerin dışına çıkmayı çok sevmiyorlar. Onun için seyahat edip etmediğinizde o düzeniniz nasıl olduğuna göre karar verebilirsiniz. Ve bırakacak kimseniz özellikle yoksa yine aynı şekilde çok doğru bir seçim olmayabilir. Bir de alerji konusu var. Siz kediye alerjik olmayabilirsiniz ama misafirleriniz, yakın çevreniz kediye alerjik olabilir. Bunun da özellikle dikkat etmekte fayda var kedi sahiplenmeden önce. Bir de kedi de sahiplenseniz, köpek de sahiplenseniz ona mutlaka vakit ayırmanız gerekecek. Daha az boş vaktiniz olacak. Bunu da mutlaka bilin. Onunla oyun oynamanız lazım, ihtiyaçlarını karşılamanız lazım. Tüylerini taramanız, bakımını yapmanız,
tuvaletini temizlemeniz, mamasını vermeniz, yani onunla gün içerisinde mutlaka ilgileniyor olmanız lazım. Boş vakitten biraz fedakarlık etmeniz lazım. Bir de eğer çok sıkılırsa, sizin işiniz varsa bile o gelip zaten ilginizi çekmeyi başaracaktır. Yine tepkisel bir arkasını dönme var Lola'da ama bilmiyorum neden. Şimdi aramızdan ayrıldı zaten. Ayrıca kedilerle yaşayacağınız bir başka problem de kusma olabilir. Kediler çok fazla yalandıkları için yalanırken yuttukları tüyler midesine bazen topak oluyor ve onu kusabiliyorlar. Bunu da temizlemek yine tabii ki sizin işiniz olacak. Lolo arada kusuyor. Hatta kedi kusma nasıl temizlenir diye bir videom da var. Burada bulabilirsiniz. Ben bu konudan hiç rahatsız olmuyorum ama bilmenizde fayda var diye özellikle paylaştım. Bir de kediler bazen pirelenebiliyor. Aynı şekilde köpekler de pirelenebiliyor. Ama evden hiç çıkmayan bir kedi de pirelenebiliyor. Nasıl oluyor? Biz dışarıdan taşıyoruz. Özellikle sokaktaki kedileri seviyorsak, hatta bazen sadece ayakkabımızla bile dışarıdan eve pire taşıyabiliyoruz. Evdeki kedimiz pirelenebiliyor. Tabii söyledim, aynı şekilde köpek de pirelenebiliyor. Onun için ense damlası gibi bir çözümümüz var veya pire tasması gibi çözümler var. Merak etmeyin, çözümsüz bir problem değil bu da. Kedilerin köpeklerden bir farkı, kediler oyun oynarken bazen kendini kaybedip ısırma tırmalama gibi istenmeyen şeyler yapabiliyor. Bunu da belirteyim kedilerle ilgili olarak, ama özellikle ev kedileri genelde iyi huylu ve yumuşak oluyorlar. Çok fazla bu yaşanmıyor ama bir fıtı fıtı hareketi var. Birçok ev kedisi yapıyor bu tavşan gibi arka patileriyle fıtı fıtı yapma hareketini. Şimdi sonuncu ve en önemli maddeye geliyorum. Kedi, köpek, bütün evcil hayvanlar birer can ve özellikle kediler ortalama 15 yıl kadar yaşıyor. Yani siz onu sahiplendikten sonra 15 yıl boyunca minimum ortalama diyelim size ihtiyacı olacak, sizin bakımınıza ihtiyacı olacak, sizinle beraber olmaya ihtiyacı olacak. O yüzden gelecekle ilgili planlarınız netleşmeden veya gelecekle ilgili planlarınız belliyse ve uymuyorsa sahiplenmek daha doğru. Şöyle açıklayayım. Şu anda üniversitedesiniz ve 2 yıl sonra master için yurt dışına gitmeyi planlıyorsunuz. Veya şu anda nişanlısınız. Nişanınızla 1 yıl sonra evleneceksiniz ama nişanınızın kediye alerjisi var. Veya 2-3 yıl içinde emekli olacaksınız. Emekli olduktan sonra dünyayı gezmek istiyorsunuz. Bunun gibi planlara evcil hayvanlar çok adapte olamayabiliyor. Eğer böyle planlarınız varsa veya geleceğiniz belirsizse buna göre sahiplenme kararını vermeniz çok daha doğru olacaktır. Evet, Lola gitti. Bütün negatifleri zaten onun arkasından, gıyabından söyledim. Muhtemelen bak, ben negatifleri başlayınca Lola kaçtı zaten. Şimdi anladım bu kedi nereye gitti diye. Umarım sizin karar vermenizde bu video yardımcı olmuştur. Bu arada bütün negatiflere rağmen evi bir kediyle paylaşmak, ev arkadaşı olarak bir kedinizin olması gerçekten çok çok keyifli. Kesinlikle tavsiye ederim. Zaten kedi sahiplenen herkes ben neden bu vakte kadar sahiplenmemişim, niye bu kadar beklemişim diyor. Bu da önemli bir nokta. Hepinize çok güzel bir gün dilerim. Görüşmek üzere. Bye bye.